Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çiftçi bağ kuru ödüyorum. Amerika Türk Vizesi'ne başvurmak istiyorum. Amerika direkt bana vize verir mi? Yoksa önce Schengen vizesi deneyip ondan sonra mı Amerika'yı denesem diye bu kişi soruyor. Şimdi bu takipçimizin sorusunu şöyle cevaplayabilirim. Siz Amerikan vizesine başvuru yaparken Amerikan konsolosluğu tabii ki başvuru formlarında da soruyor. Siz hiç başka yerleri seyahat ettiniz mi? Gittiğiniz başka ülkeler var mı yok mu diye soruyorlar. Dolayısıyla bu noktada sizin yapmanız gereken şey öncelikle tabii eğer şöyle düşünün. Siz Amerikan konsolosluğuna vizeye başvuruyorsunuz. Ve bu başvurusunu yaparken aslında siz sadece Amerika değil bunun dışında da Schengen ülkelerine de gittiğinizin görünmesi, ortaya çıkması bir güven verir. Ve dolayısıyla Amerikan konsolosluğunun size vize verirken bunu artı olarak değerlendirecektir. Dolayısıyla hani hiç bu vize hiçbir yeri gezmemiş olan bir kişiyle değişik ülkeleri gezmiş ve vize almış olan bir kişi ki bu durumda Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Amerikan konsolosluğuna vize başvururken vizesini alma şansı daha fazla olur diye bu kişinin sorusunu cevaplamış olayım. Hani sizin tabii ki Türkiye'deki Bağkur oluyor olması, sigortanızın olup olmuyor olması da önemli bir etken. Sonuçta sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olup olmadığına bakıyorlar. Dolayısıyla bu da işin diğer önemli tarafı olacaktır diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olayım. Tabii ki Schengen vizesinizi almanızda fayda var ve Avrupa'da gezdikten sonra da tekrar Amerikan vizesine başvuruyor olmanız olumlu olarak karşılaşılacaktır diye bu takipçinizin sorusunu cevaplamış olalım.